Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde fen bilimleri fosil konusunu ele alacağız. Fosil konusuna gelmeden önce fosilin oluşabilmesi için yer kabuğunun ve kayaçların olması gerekir. O konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Peki yer kabuğu nedir sevgili öğrenciler? Yer kabuğu dünyamızın hava küre, su küre ve taş küreden oluştuğunu biliyorsunuz. İşte insanların üzerinde yaşadığı ve dünyamızın büyük bölümünü oluşturan katmana taş küre ya da yer kabuğu diyoruz sevgili öğrenciler. Yer kabuğu karalarda 35-40 kilometre, sularda ise 8-12 kilometre kalınlığa kadar ulaşabiliyor. Dünyamızdaki yer kabuğunun en kalın olduğu yer ise 70 kilometre kalınlıktaki Tibet platosudur. Tibet bölgesinde sıra dağlar, özellikle dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı bulunmaktadır biliyorsunuz. O yüzden bu bölgede yer kabuğunun en kalın olduğu yer 70 kilometre kalınlıktadır sevgili öğrenciler. Yer kabuğunu oluşturan maddelerin başında kayaçlar gelir. Daha sonra ise maden ve fosiller gelmektedir sevgili öğrenciler. Kayaç nedir peki? Kayaç isminden de anlaşılacağı gibi etrafımızda bulunan taş, toprak, kaya gibi malzemelerdir sevgili öğrenciler. Bunların hepsine biz kayaç diyoruz. Bunların birbirinden farklı olmasının sebebi ise yağmur, rüzgar gibi dış etmenlerden dolayı kayaçların ufalanıp taş, çakıl, kum gibi hallere dönüşmesidir. Renklerin farklı olması ise içlerinde bulunan minerallerden kaynaklanır. Kayaçların rengini içindeki minerallerden alır sevgili öğrenciler. Bu mineraller insan hayatı için çok önemlidir. Kayaçlar yer kabuğunun en üst katmanını oluştururlar. Yer kabuğunun en üst katmanında oluşan bir yapıdır kayaçlar sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi kayaçlar kaya, taş, çakıl, toprak gibi değişik büyüklükte olabilir. Bunun sebebi de dış etmenlerdir. İşte gün içinde meydana gelen sıcaklık farkı, rüzgar, yağışlar, bitki kökleri kayaçların büyüklüklerine ve parçalanmasına sebep olabilir sevgili öğrenciler. Peki fosil nedir? Gördüğünüz gibi bir fosil örneği görüyorsunuz. Kayaçlar içerisinde kalmış. Peki neymiş bakalım fosil? Yer kabuğunun en üst bölümünü oluşturan tortul kayaçların çoğunda bazen iyi korunmuş, bazen de erozyon ve sedimentasyon sırasında tahrip olmuş ölü organizma kalıntılarına biz fosil diyoruz sevgili öğrenciler. Uzun yıllar önce yaşamış olan varlıkların toprak altında kalarak günümüze kadar gelen kalıntılarına fosil denilir. Bunlar genellikle bu varlıkların diş, kemik gibi sert kalıntılarıdır. Yumuşak bölümleri çürüyerek toprağa karışır, kayaçlara karışır. Sadece sert olan kemik, diş gibi kalıntılar fosilin bölümlerini oluşturur diyebiliriz. Yapılan kazılar esnasında bilim insanları tarafından bulunarak yeryüzüne çıkarılır, bilimin hizmetine sunulur. Fosillerin oluşması çok uzun zaman alır. Ölen canlının yumuşak kısmı çürüdükten sonra kemik, diş gibi sert kısımları zamanla toprak ve taşlar altında kalır. Zamanla bu kalıntılar sertleşir, kayaçlar içerisinde kalır ve bunlar da yeryüzüne bakın arkeoloji ile uğraşan bilim adamları tarafından kazılar sonucu ortaya bu şekilde çıkarılıyor. Bu bilim insanlarına biz ne diyoruz? Arkeolog diyoruz. Bilim insanları çok eski yerleşim alanlarında arkeolojik kazılar yaparlar. Burada buldukları kalıntıları inceleyerek eskiden orada yaşayan canlılar hakkında bilgi edinirler. Bu canlılar hakkındaki bilgi edinmemizi sağlayan önemli unsurlardan birisi de bu fosillerdir sevgili öğrenciler. İşte bu işte uğraşan kişiler işine bilim dalına arkeoloji diyoruz. Arkeoloji bilimiyle uğraşan bilim insanlarına da arkeolog diyoruz sevgili öğrenciler. Arkeolog olmak için üniversite mezunu olmamız gerekiyor ve arkeoloji bölümünden mezun olmak gerekir. Tarihi sevmek gerekir. Tarihimize büyük ilgi duymak, geçmişe, tarihe büyük ilgi duymak gerekir. İyi bir arkeolog olmak için.
Arkeologlar buldukları fosiller sayesinde canlının vücudu, beslenme şekli ve yaşadığı dönem hakkında bilgi toparlar ve geçmişe ışık tutan bilim insanlarıdır arkeologlar, sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.